Herkese merhaba. Ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve aksilik çıkmadığı sürece düzenli olarak her hafta parfüm videoları yayınlamaya çalışıyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız onları da kaçırmamış olursunuz. Bugünkü videomda en çok iltifat alan, kullandığım zaman en fazla beğenilen parfümlerden bahsetmeye çalışacağım. Aslında bir sene kadar önce iki tane video çekmiştim. Bununla ilgili biri niş kategoride yer alıyordu, biri designer kategoride yer alıyordu. Ve bir sene sonra da üçüncü bir video çekmek istedim. Siz de zaten o videoları yenilememi istiyordunuz. Designer'ın işte de farklı videolar olarak çekmedim bu sefer. Tek bir videoda topladım. Elimde 9 tane parfüm var. Yarısı designer, yarısı Niche kategoride. 10. parfümde hatta sizin söylemenizi istemiştim. Instagram'da bir kutucuk açmıştım. En çok iltifat aldığınız parfümleri sormuştum. Farklı farklı cevaplar geldi. 10. parfümde size ayırdım. En çok hangilerini söylemişsiniz? Bir sıralamaya koydum. Onları da mutlaka dile getiriyor olacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Parfümleri anlatmaya başlamadan önce aslında kısa da bir açıklama yapmak istiyorum. En çok iltifat alan parfümler deyince aklımıza ne geliyor? Hani farklı bir algı mı oluşuyor? Çünkü daha önceki videolarımın altına bazı yorumlar geldi. Bu en çok iltifat alan parfümler videolarımın altına. Ya da bazen e, mesajlar geliyor. Sanırım orada bir yanlış e, anlaşılma var. Şöyle oluyor, bu parfüm iltifat alıyor demiştiniz ama sıktım, yolda yürüdüm. Kimse beni çevirmedi, kimse bana iltifat etmedi. Şimdi öncelikle parfümün bir tamamlayıcı olduğunu söylemek istiyorum. Öyle her parfüm sıktığınızda yolda birileri sizi çevirmiyor, beni de çevirmiyor. Yani yok öyle bir şey. Ben bunları seçerken, bu parfümlere karar verirken neye göre karar veriyorum? Bir parfümü sıktığım zaman farklı farklı parfümler kullanıyorum ve bir parfüm eğer etrafım tarafından, arkadaşlarım tarafından çok beğeniliyorsa eğer o benim için iltifat alan. Beğenilen parfümdür. Ama böyle yolda yürürken kimse beni durdurup aa parfümümüz ne kadar güzelmiş deyip e, çevirmiyor. Sadece galiba çok büyük teyzelerle yaşıyorum ben bunu. 60-65 yaş ve üzeriyle yaşıyorum. E, bazen durduruyorlar. Onlar söylüyorlar kızım ne kadar güzelmiş parfümün diye. Ama onun haricinde kimse beni yoldan çevirip de parfümümüzün ismine ne kadar güzelmiş falan diye iltifat etmiyor. Ben de aynı şekilde bu kadar parfüm düşkünü olmama rağmen yolda veya herhangi bir yerde güzel bir parfüm kokusu duyduğum zaman gidip de iltifat etmiyorum. Ay ne kadar güzelmiş parfümün adı neymiş diye sormuyorum. Kendi arkadaş çevremde tanıdıklarımın arasında eğer bir parfüm kokusu hoşuma gidiyorsa ve o parfümü bilmiyorsam o zaman soruyorum mesela parfümün ne kadar güzelmiş veya işte parfümün adı ne diye soruyorum. Aynı şekilde ben de işte hoca olduğum için çok kalabalık bir kitleye derse giriyorum. Farklı insanlara, öğrencilere derse giriyorum. Farklı ortamlarda bulunuyorum tanıdığım insanlar tarafından ancak e, parfümümüz ne kadar güzelmiş veya parfümümüzün ismi ne şeklinde iltifatlar oluyor. Onun haricinde böyle yaşadığım e, iltifat tek tüktür. Hani önceki buna bir açıklık getirmek istiyorum. Bu arada bu videodaki parfümleri neye göre karar verdim? Daha önceki videolarımda yani o iltifat alan parfümler videolarımda olmayan parfümler bunlar. Hani o videoya eklemeyi unuttuğum bazı parfümleri bu videoya ekledim ya da son dönemlerde aldığım bir iki sene içerisinde kullandığım ve etrafımın hoşuna giden parfümleri bu videoya eklemeye çalıştım. Bu arada parfümün tek başına bir iltifat getirmediğini de söylemek istiyorum. Bu bir bütün. Sadece parfüm bir tamamlayıcı. Bunları da göz önünde bulundurursanız çok sevinirim. Kullandığım zamanlarda etrafımın çok beğendiği ve mutlaka sorduğu parfümlerin başında Tom Ford Noir parfümü geliyor. Böyle olgun, ağırbaşlı, biraz oturaklı, aynı zamanda kremsi, tatlımsı, sıcacık bir parfüm. Sonbahar ve kışa çok yakıştırıyorum. Özellikle gece kullanmayı çok seviyorum. Ama gün içerisinde de eğer özenli giyinmişsem, kendime dikkat etmişsem, azıcık böyle hani parfümüm de beğenilsin istiyorsam mutlaka elimin gittiği parfümlerden oluyor. Biraz olgun ve oturaklı bulduğum için 25 yaş ve üzerine daha çok yakışacağını düşünüyorum nasıl bir açılış yapıyor? Parfümlerden kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Çünkü bugün anlatacağım bütün parfümleri ben daha önceki videolarımda bayağı detaylı anlatmıştım. Narenciyeli bir açılış, ondan sonra çiçeksi bir dokunuş. Başrollerde külfi tatlısı. Külfi tatlısı bir çeşit Hint tatlısı. Bence ağır da bir tatlı değil. Benim bilmediğim bir tatlı. Sadece kokladığım zaman burada bir tatlı hava var diyebiliyorum ancak. Vanilya ekleniyor. Vanilya ile birlikte zaten o tatlılık perçinleşiyor. Fakat kesinlikle çok ağırlaşmıyor. Amber'in böyle çok güzel, sıcacık bir havasını hissediyorsunuz. Bir de oldukça kremsi. Sandal ağacı bayağı kremsi bir hava katmış bu parfüme. 8-10 saat civarında benim tenimde kalıyor. Yayılımı aşırı saldırgan değil. Hani insanları çok fazla rahatsız etmezsiniz. O yüzden de ben galiba gündüz rahat kullanabiliyorum. Fakat kendini gayet güzel hissettiriyor. Sordurtuyor da aynı zamanda. Dediğim gibi sonbahar, kış soğuklarında böyle sıcacık, çekici, hoş bir şey kullanmak istiyorsanız bakabileceğiniz parfümlerden. Bu arada kesinlikle unisex olduğunu da eklemek istiyorum. İkinci parfüm ise Burberry Brit EDP. 2000'lerin başında ben bu parfümü satın almıştım ve kullandığım zaman da hep çok iltifat almıştı. Arkadaşlarım tarafından çok sevilmişti. 20'li yaşlarım başlarındaydım. O yaşlarıma da bence yakışmıştı. Ama şu anda çok rahat kullanabildiğim parfümlerden. 2000'lerin başında çıkmış olmasına bakmayın. Çok da modern bir yapıda hala bence. Neler var parfümde? Vanilya ve badem ikilisi aslında başrollerdi. Ben o dönemde bayağı bir kullanmıştım bu parfümü. Daha sonra bir ara vermiştim. 5-6 sene önce tekrar bir şişe almıştım. Hani bazen böyle çok eskiden kullandığınız parfümleri uzunca bir süre kullanmak istemezsiniz ya veya modası geçti gibi hissedersiniz. Fakat 5-6 sene önce kullandığımda işte o zaman dedim ya normalde kimse beni yolda çevirmiyor veya tanımadığım birisi sormuyor. O gün çok yoğun bir günümde hatta. İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt tarafına gitmiştim. Öğrenci işlerinde de işim vardı. Gitmişken hatta Kapalı Çarşı'ya da uğramıştım. Kapalı Çarşı'da bir kuyumcu tanımadığım birisi direkt bu parfümü sordu. Hatta not aldı eşimi aldı alacağım dedi. Çok güzel kokuyor dedi. Öğrenci işlerinde Beyazıt'ta hatta bu parfümü o gün sordular. Sonra o hafta ben kuaföre gittim. Kuaförde gene sordular. Böyle arka arkaya tanımadığım insanlar tarafından e, sorulan nadir parfümlerden bir tanesidir. Sonra ben bir süre gene ara verdim. Kullanmadım. Geçen sene bir daha aldım. Çok seviyorum ben kokusunu. Tatlımsı bir parfüm. Vanilya badem kombinasyonu. Şimdi burada bir de güzel olan şu Açılışında lime yani misket limonu ve armutu hissediyorsunuz. Aslında böyle ferah hafif de tatlı açılıyor. Ondan sonra zaten badem kendini bayağı hissettiriyor. Çok hafif bir şakayık dokunuşu. Altta bayağı vanilya hissediyorsunuz. Biraz tonka, biraz amber. Ama benim sevdiğim o vanilya badem ağırlığının yanında o lime, misket, limonu ve armut birazcık böyle sanki hafiften ferah bir tarafa da sürüklemiş gibi hissediyorum. Böyle sıktığım zaman tatlı olmasına rağmen beni boğmayan, etrafım tarafından da hep çok sevilen parfümlerin Başında yer alıyor. Eski bir parfüm olduğu için daha önceki videolarıma eklemeyi unutmuşum galiba ben bu parfümü. Ama mutlaka bu videoda da göstermek istedim. 7-8 saat civarında benim tenimde kalıyor. Yayılımı da bence ilk birkaç saat gayet güzel, kendini hissettiriyor. Ondan sonra tene yaklaşıyor. Mevsimi kesinlikle sonbahar. Ama ben hem sonbahar hem kışın kullanmayı seviyorum. Sıradaki parfüm ise Balenciaga Flora Birçok videomda kendisinden bahsetsem de en çok iltifat alan parfümler videomda bu parfüm yoktu. Daha çok tatlı parfümler aslında üzerimde iltifat oluyor. Onu söylemem lazım. Fakat tatlılık barındırmamasına rağmen etrafımın beğendiği, asil bulduğu, hoşuna gittiği parfümlerin başında yer alıyor. Son zamanlarda çok fazla hani tatlı parfüm modası var, ilgi görüyor. Fakat bu tarz bir parfüm de mutlaka bence her yerde kullanıldığında ilgi ve talep görüyor. İnsanların hoşuna gidiyor. İnsanları rahatsız etmiyorsunuz. Böyle yeşil, ferah, taze bir havası var. Aslında gülü yoğun hissettiğiniz bir parfüm. Açılışını nasıl yapıyor? Açılışta aslında böyle e, taze naneyi hissediyorsunuz. Taze ile birlikte o zaten o yeşil havayı alıyorsunuz. Taze nane, gülü hissediyorsunuz. Karanfil çiçeği ve kenevir var. Alt notalarında da amber, vetiver var. Böyle dediğim gibi tatlılık yok belki içerisinde ama yeşil, ferah, gülün farklı kullanıldığı, kimseyi rahatsız etmediğiniz, her ortama çok güzel uyum sağlayan ve dikkat çeken bir parfüm. Performansı harika. İlk bahar ve yazın ben fazlasıyla tercih ediyorum. Kimisi yaza Ağır gelir diyebiliyor ama benim için ideal yani ilkbahar-yaz çok çok güzel gidiyor. Sonbahar ve kış tercih etmiyorum ben mesela. Benim hani o sıcak havalarda genelde kurtarıcım oluyor. Performansı muazzam. 9-10 saat üzerini görüyor. Etrafa çok güzel yayılıyor. Eğer tatlı parfümleri sevmiyorsanız, böyle ferah, yeşil, gül içerikli bir parfüm arıyorsanız bakabileceğiniz parfümlerin başında geliyor. Sıradaki parfümümüz de Chanel markasına ait Coco Mademoiselle Intense. Bir önceki videomda, en çok iltifat alan designer parfümler videomda Koko Matmazel EDP'den bahsetmiştim. Fakat EDP reformülasyon geçirdi. Maalesef eski kalıcılığı, eski performansı yok. O yüzden de çoğu kişiyi üzdü. Ve şu an intensi son dönemde ben çok kullandığım ve her kullandığımda da mutlaka sorulan parfümlerden bir tanesi oluyor. Aslında çok enteresan şekilde şunu söyleyebilirim ki zaten bir paçuli parfümü paçuli ile birlikte narencilerin ve çiçeklerin kullanımı. Mesela örnek vermek gerekirse Shiseido Zen olabilir veya Miss Dior EDP olabilir veya Chanel kokum atmazlar olabilir. Bu tarz parfümler her zaman Joker statüsünde benim için ve etraf tarafından da çok fazla beğeniliyor. İstisnasız o yayılımını çoğu kişi beğeniyor. Her ortama uyum sağlıyor. Bu parfümde de aynı şekilde açılışında narenciler var. Limon, bergamot, portakal gibi. Ondan sonra zaten çiçekleri hissediyorsunuz ki gül başrolde bayağı yoğun bir paçuli var. EDP'ye göre paçuli birazcık daha fazla. Belki sizi rahatsız edebilir. Kimsini rahatsız ediyor çünkü. Onun haricinde bir de vanilya tonkayı katmışlar. Biraz böyle fazlalaştırmışlar o hissiyatı, tatlımsı havayı. O yüzden galiba EDP'den daha fazla seviyorum. Hem paçuli yoğunluğunu seviyorum. Hem tatlımsı yapısını seviyorum. Ve kullandığımda da o yayılımıyla mutlaka iltifat alan beğenilen parfümlerin başında yer alıyor. Ve Intense'in performansı da çok iyi. Yani 9-10 saat ve üzerini rahat görüyor. Yayılımı çok güzel. Her ortamda kullanabilirsiniz. Mevsim olarak da yani çok yaz sıcakları, aşırı yaz sıcakları haricinde her dönemde mutlaka kullanıyorum ki ben bu yazda mesela yaz tatiline falan götürüp akşamları kullanmayı düşünüyorum. Genelde akşamları esiyor rüzgarlı oluyor. Benim için kurtarıcı olan parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Yves Saint Laurent markasına ait Supreme Bouquet parfümü. Birazcık artık çiçeksi parfümlerden bahsetmeye başlayacağım. Bir sümbül teber parfümü. Böyle tatlımsı, sıcak, çok hoş bir çiçek buketi aslında. Modern bir çiçek buketi. Sümbülteber, yılan kilenk ve yasemine eklenmiş bir meyve tatlılığı var. Alt notalarında da amberi hissediyorsunuz. Onun bir sıcaklığı var. Onun dışında patüli ve misk var. Ama dediğim gibi böyle bir çiçek buketi. O çiçek buketine eklenmiş meyve tatlılığı. Ben bu parfüm 5-6 sene önce almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve en böyle hızlı kullanıp bitirdiğim parfümlerden bir tanesi oldu. Çünkü kullandığım zaman zarfında etrafımdaki herkes çok beğeniyordu. Yani öğrencilerim de beğeniyordu, arkadaşlarım da beğeniyordu. O yüzden galiba sürekli kendimi kullanırken buluyordum. Kendimin de hoşuna gidiyordu. Sonra bitirdim. Arkasına uzunca bir süre almadım. Sonra şişe değiştirdi. Ve eski şişesini bulmaya çalıştım. Nihayet eski şişesini bulunca da bu sene tekrar koleksiyonuma geri kattım. Yeni şişesiyle arasında ufak farklılıklar var ama yeni şişe de gayet güzel bence. Hani bu keyfi gene veriyor. Kalıcılığı güzel. Yani 9-10 saat civarında yayılımı da gayet güzel kendini hissettiriyor. Mutlaka sorulan parfümlerden. Sümbül sevmiyorsanız bile oradaki o tatlımsı hava ve ylang-ylang ve yaseminle karışımı bence gayet güzelleştirmiş parfümü. Mevsim olarak çok hani aşırı yaz sıcakları haricinde ben kullanıyorum bu parfümü ama en çok sonbahara yakıştırıyorum. İlkbaharın soğuklarına yakıştırıyorum. Böyle oldukça feminen, çekici, hoş bir parfüm. Bu arada bu parfüme çok benzer çizgide bulduğum ve kullandığım zaman mutlaka beğenilen iki parfümden daha bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu isimlerini vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Armani Rouge Malakite, diğeri ise Memo Marfa. Bu parfümlerde ne zaman kullansam beğenilen, sorulan parfümlerin başında yer alıyor. Sıradaki parfümüm Lancome'un özel serisinde yer alan Jasmine Marzipan parfümü. Ne zaman kullansam ki özellikle ilkbahar ve yazın kullanıyorum. Uçuş uçuş elbiselerle kullanıyorum. Bir bütün halinde her zaman çok beğeniliyor, çok soruluyor yakın çevrem tarafından. Neden yakın çevrem tarafından diyorum? Çok böyle aşırı yayılan bir parfüm değil. Hani bu parfümün kokusunu duyabilmek için birazcık böyle yaklaşılması lazım. O yüzden iş arkadaşlarım tarafından, ailem tarafından, yakın arkadaşlarım tarafından eğer bu parfümün kokusuna da uyumlu bir elbise giydiysem ki ben genelde böyle uçuş elbiselerle sıkıyorum bu parfümü. Gerçekten mutlaka soruluyor. Ne kadar kırılgan, ne kadar naif, ne kadar güzel bir parfüm diye mutlaka söyleniyor. Neler var içerisinde? Bunu hatta üzerime sıkmak istiyorum. Çok çok keyif aldığım bir parfüm. Burada Luca Turin'in de 5 yıldız verdiği parfümlerden bir tanesi. Yasemin başrollerde. Zaten adında Yasemin var. Marzipan badem ezmesi var. Fakat badem ezmesi deyince böyle çok ağır bir şey beklemeyin. Badem istiyatı var ama Yasemin'in arkasından geliyor. Yer yer kendini gösteriyor. Böyle beyaz temiz bir misk var. Temiz sabunsu bir havası da var bu arada. O yüzden zaten birazcık hani naif ve kırılgan geliyor aynı zamanda belki çoğu kişiye. Yine böyle sandal ağacının kremsi bir havası var. O da çok güzel yapmış parfümü. Vanilyanın hafif bir tatlılığı var ama vanilya deyince ürkmeyin böyle hani kış parfümleri gibi çok böyle ağırlaştırmıyor, yoğunlaştırmıyor. Dediğim gibi o temiz, sabunsu, hafif tatlımsı, çiçeksi havasını çok güzel hissettiriyor. Ne kadar kalıyor? 7-8 saat civarında tenimde kalıyor. Dediğim gibi yayılım aşırı değil ama kendini güzel hissettiriyor. Ben tercihen ilkbahar ve yazın kullanıyorum ama dört mevsime de uyum sağlıyor. Hatta imza parfüm bile yapılabilir diye düşünüyorum. Sıradaki parfüm ise Amage markasına ait Love to Tuberos parfümü. Beyaz çiçek buketine eklenmiş gurmand notalar sümbülteber başrolde. Sümbülteberle birlikte gardenya, yasemine eklenmiş vanilya ve krem şanti. Şimdi gurmand notalar da var beyaz çiçekler de var ama hani gurmant bir parfüm diyemezsiniz başlı başına veya bir hani beyaz çiçek hakimiyetinde olan bir parfüm de diyemezsiniz tamamen. İkisinin karışımı o yüzden çok hoşuma gidiyor. Böyle ikisinin ortasında bir parfüm olmuş. Ne böyle çok hafif diyebilirsiniz ne çok ağır diyebilirsiniz. Birçok ortama uyum sağlıyor. Alt notalarında sedir, sandal özellikle o sandalın verdiği kremsi daha doğrusu kremsi kremamsı bir çiçek buketi diyorum ben onun için. Gayet güzel tende kalıyor. Özellikle böyle 8-9 saat civarında. Yayılımı da gayet güzel. Kendini hissettiriyor. Ben aşırı yaz sıcakları haricinde 4 mevsimde de kullanabilirim. Aslında imza parfüm olmaya aday bir parfüm ama tabii biraz tatlılık sevmeniz lazım. Tatlılık var içerisinde ama benim için kesinlikle bayıcı bir tatlılık değil. Sümultabardan dolayı belki 25 yaş üzerine daha uygun olabilir. Benim hatta annemin üzerinde nadir sevdiği parfümlerden bir tanesi. Geçen hatta itiraf etti. "Sen hep ağır parfümler kullanıyorsun. Ben sevmiyorum senin parfümlerini." diye. Çok hafif parfümler kullanıyor çünkü. Bir buna tamam işte kendini hem gösteriyor hem de çok ağır değilmiş. Sana da çok yakışmış demişti dediğim gibi imza parfüm olmaya da aday parfümlerden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise Mansara markasına ait White Python parfümü. Gene bir aslında beyaz çiçek parfümü Sümbülteber başrollerde. Sümbülteberle birlikte portakal çiçeğini hissediyorsunuz, Yasemin'i hissediyorsunuz ve meyveler ekleniyor, şeftali ekleniyor. Bir de Osmantus var ki Osmantus da kayısı havası veriyor aslında. Böyle dediğim gibi beyaz çiçekler ve meyveler, biraz vanilya tatlılığı, gene misk. Mesela tatlımsı bir parfüm ama mesela Givenchy L'Interdit tarzında sakızımsı bir sümbürtuber yok bence bu parfümün içerisinde. Daha çok hangi havada? Kilian Good Girl Gone Bad havasında. O parfümün performansı çok kötü. Yani yayılımı çok kötü daha doğrusu inanılmaz bir performansı var. Yani 11-12 saat ve üzerinde kalıyor. Öyle bir yayılımı var ki hani mağazaya gittiniz, bir denediniz. Aa evet güzelmiş koku dediniz. Bir dolaştınız birkaç saat falan böyle. Öyle bir üzerinizden buram buram hissediyorsunuz ki etkilenmemeniz mümkün değil. Ben de o şekilde almıştım bu parfümü zaten. Tek bir dezavantajı var. Aslında önemli bir dezavantaj. Mansara parfümleri çok pahalandı. Yani özellikle şu kurlar çıktıktan sonra. Ve bu Mansara'nın en pahalı parfümlerinden bir tanesi. O yüzden kafamda soru işareti bırakan parfümlerden biri. Evet çok güzel. Performansı da çok iyi. Deyebilecek bir parfüm diyorsunuz ama gene de sanki o fiyatları hak etmiyormuş gibi de hissediyorum. Çok çok yükseldi çünkü. Birazcık daha böyle indirim zamanlarında belki alınabilir. Böyle de bir parantez açmış olayım. Hani hep olumlu yönlerinden bahsetmeyelim. Birazcık olumsuz yönlerinden de bahsedelim. Peki nasıl bir parfüm yani hangi havalara uygun bir parfüm diye soracak olursanız ben ilkbaharı çok yakıştırıyorum. Ama performansından dolayı kışın soğuklara da çok güzel gidiyor. Biraz böyle 25 yaş üstü içinde sümbülteber olduğundan dolayı ama böyle kendini hissettiren Son dönemlerde maske rağmen insanların duyup beğendiği parfümlerden biri oldu. Hatta ya maskeye rağmen duyuyoruz nasıl yayılıyormuş bu parfüm böyle diye de çok söyleyen arkadaşım oldu. Sıradaki parfüm ise Killian markasına ait La Don't Be Shy Extreme parfümü. Son zamanlarda aldığım Elimin çok sık gittiği, her kullandığımda da maskeye rağmen etrafımın duyduğu ve mutlaka sorduğu parfümlerden bir tanesi. Bir kere klasik lava çok benziyor. O DNA'yı çok iyi bir şekilde korumuş. Hatta bunu biraz ortama sıkmak istiyorum kokusu bayağı buram buram geliyor. Açılış böyle narenceli yapıyor. Ee, özellikle neroli ve bergamot hissediyorsunuz ki neroli parfümde aslında başından sonuna kadar kendini hissettiriyor. Love çok tatlı bir parfümdü ya. Tatlılık burada birazcık daha dengelenmiş ama hala tatlı bir parfüm. Onu mutlaka söylemeliyim. Onun dışında e, gül devreye giriyor. Gülü hissediyorsunuz ama şimdi bazı tenlerde gülün daha çok yoğunlaştığını gördüm ama benim tenimde Gülden ziyade portakal çiçeği daha baskınlaştı. Veya benim burnum portakal çiçeğini daha çok duymak istiyor ve onu duyuyorum. Öyle de olabilir. Onun ardından alt notalarında vanilya ve marshmallow tatlılığı ki zaten marshmallow bayağı baskın. lavda da öyleydi. Bu ekstremde de böyle. Marshmallow başrollerde. Onun yanında o Neroli'nin katmış olduğu birazcık ferah bir hava hissediyorsunuz. Portakal, çiçeği, gül. Birazcık çok hafif bir nar dokunuşu ve misk var. Dediğim gibi lava çok benziyor. O DNA'da. Fakat ona birazcık daha böyle e, o parfümdeki narinci sesi birazcık daha yükseltilmiş sanki. O yüzden tatlılık birazcık daha dengelenmiş. Ve çok güzel bir performansı var. 11-12 saat ve üzerine çok iyi görüyor. Çok güzel yayılıyor. Maskeye rağmen duyuluyor. Artık anlatımlarımızda da maskeye rağmen duyuluyor demeye başladık bu arada ama gerçekten öyle bir parfüm. Aşırı yaz sıcakları haricinde her mevsim kullanılabilir ama ben yazında akşamları hani serin olan rüzgarlı esen zamanlarda kullanacağım galiba. Ee, yaş olarak da tatlılık hani ne diyebiliriz hep 25 üstü diyorum ama böyle 22-23 üstü de bence rahat kullanabilir bu parfümü. Mutlaka eğer böyle tatlı parfüm seviyorsanız bakın bu parfüme. 10. ve son parfümü aslında ben sizin seçmenizi istemiştim. Instagram'da bir kutucuk açmıştım. En çok iltifat aldığınız parfümler hangileri demiştim. Onları tek tek yazdım. En çok tekrarlanan bir tanesi olsaydı o parfümü anlatmayı planlıyordum. Fakat genelde böyle birbirine eş şeyler çıktı. Fakat en çok tekrarlanan da 10 tane parfüm var. Ama hiçbiri birbirinden üstün değil. O yüzden de bir parfüm seçmedim ben. Ve 10 tane parfümün ismini vereceğim size sizler tarafından en çok yazılan, en çok iltifat aldığınızı söylediğiniz parfümler bunlar. Bir yandan okuyacağım, bir yandan da mutlaka ekrana yazıyor olacağım. Bunların başında Maison Francis Kurkdjian Bakara Rouge geliyor. Zaten benim daha önceki videomda da vardı. Ee, i̇kincisi ise Parfümse Marly Delina. Ee, üçüncüsü Chanel Coco Mademoiselle hem EDP'sini yazan olmuş hem intensi yazan olmuş. Lancôme Le Veybel yazan çok fazla olmuş. Givenchy Martin Lönterdi gene yazan olmuş. Gerlan Mongerlan, Balenciaga Flora Botanica, Tom Ford Noir, Burberry Her, bir de Pakaraban Olimpia'yı yazan çok olmuş. Zaten dediğim gibi ekranında mutlaka bu 10 parfümün ismini yazıyor olacağım. Bu parfümlerin çoğunu zaten daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Videolarıma da detaylı anlatımı için bakabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu parfümlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin iltifat aldığınız parfümler hangileri? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.